Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Allah'ın lütfu keremi, ihsanı, ikramı, rahmeti dünyada ahirette üzerinize olsun. Cenab-ı Hak iki canda cümlenizi aziz ve bahtiyar eylesin. Sevdiklerinizle beraber topluca. Bakara Sure-i Şerifesinin 192. ayeti kerimesine kadar açıklamalarda bulunmuştuk. 193, 194, 195'i Allah nasip ederse bu sohbetimde bahis konusu edip açıklamalarda bulunmak istiyorum ayetler üzerinde. Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve katiluhum hatta la tekune fitnetun ve yekune dinu lillah fe inin tehev fe la udvane illa alel zalimin. Eşşehrul haramu bi şehril harami vel hurumatu kısas. فَمَنْ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَاَنْفِقُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَ وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Daha önceki haftada da 190. ayet-i kerime ve katilu fi sebilillah. Allah yolunda cihad ediniz, kıtal, savaş yapınız. Ellezine yukatilunekum sizlerle savaşanlara karşı ve la ta'tedu inallahi yuhibbul mu'tedin diye başlayan ayetleri izah etmiştik. Burada da bu ayeti kerimede de Cenab-ı Hak yine buyuruyor ki ve katiluhum bu müşriklerle ey müminler, ey Müslümanlar savaşın, onlarla savaşın, mukatele edin. Hatta la tekune fitnetun, fitne mevcut olmayıncaya kadar, ortadan kalkıncaya kadar efendim onlarla savaşın. Ve yekûne dinu lillah ve din Allah için oluncaya kadar çarpışın, savaşın. Feinin tehev eğer bırakırlarsa, sona erdirirlerse efendim savaşmalarını Müslümanlarla, fela udvane o zaman hiçbir düşmanlık yapmak caiz olmaz. Hiçbir düşmanlık yoktur. İlla ale zalimin, ancak zalim olanlara düşmanlık yapılabilir. Bu 193. ayeti kerime. Şimdi bunun kelimelerini üzerinde durarak açıklayalım. Efendim Cenab-ı Hak buyuruyor ki katil ve katiluhum, onlarla çarpışın. Hatta burada ila en, şu oluncaya kadar manasına bir amaç, bir hedef, bir nokta tespit edilip o noktaya ulaşıncaya kadar manasına efendim hatta edatı, efendim hatta la tekune fitnetun, fitne mevcut olmayıncaya kadar, fitne ortada kalmayıncaya kadar onlarla çarpışın. Fitne nedir? Efendim karışıklık, geçtiğimiz şeyde izah etmiştik. Ama ne kastediliyor burada? İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın ve diğer tefsir ilminde derin mübarek muhterem zatların izahlarına göre fitne burada, fitneden murat efendim şirktir. Yani fitne mevcut olmayıncaya kadar, yani fitne ortadan kalkıncaya kadar çarpışın. Bu fitne nedir? Şirk. Yani ülkenin efendim müşrikleri efendim Arabistan'ın Peygamber Efendimiz'in karşısında efendim şirki tutup mücadele eden, İslam'a, Müslümanlara saldırıda bulunan, savaş açan, Müslümanları işkenceye tabi tutan efendim hatta şehit eden insanların bu kaba saba efendim akıl, mantık, din, iman dışı halleri efendim ortadan kalkıncaya kadar
onlarla çarpışın. Çünkü onlar bu müşrikliklerinden dolayı, imansızlıklarından dolayı, İslam'a değil de putlara inandıklarından dolayı bu savaşmaları yapıyorlar. Madem onlar saldırdılar, bu kadar bu işleri yaptılar, siz de o halde efendim şey yapıncaya kadar, bu fitne ortadan kalkıncaya kadar, bu fitneyi onlar çıkarttı, bu karışıklığı, efendim bu fitne yok oluncaya kadar, siz de onlar başlattılar, yok oluncaya kadar onlarla çarpışın diye Cenab-ı Hak emrediyor. Efendim fitne yok oluncaya kadar ve yekûnet dînü, efendim din Allah'ın oluncaya kadar ve yekûnet dînü lillah, din Allah'ın oluncaya kadar. Yani dindarane davranış, ibadetler, taatler, yaşam tarzı efendim Allah'ın emrettiği şekilde, Allah'ın razı olduğu şekilde oluncaya kadar, o hale gelinceye kadar, bu adamlar putperestliği bırakıp da Allah'ın ahkamına itaat edinceye kadar onlarla çarpışın. Tabii efendim ayet-i kerimelerde biliyoruz ki inneddine indallahil İslam. Allah yanında geçerli olan asıl din İslam'dır. Evet, insanlar din namına doğru kaynaklı, başlangıcı doğru, sonradan bozulmuş veyahut başlangıcından beri efendim yamuk, bozuk olan bazı inançlara sahipler. Peygamber Efendimizin peygamberlikle vazifelendiği zamanda efendim dünya üzerinde durum böyle. Pek çok inançlar var. Cahiliye Araplarının inancı putlara tapmak. Hatta Kabe'nin içinde efendim 360 tane put olduğu söyleniyor. Çeşit çeşit Lat'ı, Uzza'sı, Menat'ı putlar olduğunu, hatta her kişinin bazen efendim evinde putu olduğunu ve o putuna karşı ibadet ettiğini İslam tarihinden açıklamalardan biliyoruz. Medine'de de öyle, Mekke'de de öyle. Bu saçmalıklar var. Bunun yanında efendim Peygamber Efendimiz'in görevlendirildiği mıntıkada Hristiyanlar da yaşıyor. Efendim şeyler de yaşıyor. Yahudiler de yaşıyor. Efendim onlara peygamber gönderdiği için, Allah kitap indirdiği için, onlara bir cizye vererek, vergi vererek efendim İslam'ın üstünlüğünü kabul etmeleri şartıyla efendim yaşam hakkı verildiği halde şeye efendim küfre böyle bir hak tanınmamıştır. Çünkü akıl ve mantık efendim çok net olarak onların yanlışlığını gösteriyor ve ötekilerin de kökeni doğru olduğundan. Bu bakımdan bir ayrım yapmış İslamiyet. O kökü doğru olan Hristiyanlığın ve Yahudiliğin de nerelerinin hatalı olduğunu beyan ederek, şu noktalarda yanılıyorsunuz, şunları düzeltin, şu inançlarınız yanlış, bunlardan vazgeçin diyerek efendim onları yani tadil etmek, tamir etmek, düzeltmek, efendim doğru yola çekmek amacı güdülmüş. Hadis-i şerifleri okuyalım bu münasebetle, tefsir kitaplarında ileriye efendim delil olarak veya bilgi olarak sunulmuş olan efendim hadis-i şerifleri okuyalım. Yani yekûnet dînü lillah ve yekûnet dînü lillah, din dindarlık, ibadet, taat, kulluk sadece Allah'a yapılıncaya kadar, şirk bırakılıncaya kadar efendim onlarla savaşın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir kişi geldi, sordu. Efendim dedi ki, yani bir adam er-racülü yukatili şecaaten, kahramanlık taslamak için efendim bahadırlık duygularıyla efendim çarpışıyor. Bu edada, bu havada, bu zihniyette olan insanlar vardı. Efendim Efe, Kabadayı, efendim Bahadır, efendim bunlar işte gösterildiği zaman bir hedef çarpışıyorlar. Ve yukatilu hamiyeten,
Bazı bir adam da mesela çeşitli ihtimalleri soruyorlar Peygamber Efendimiz'e. Yukatilu hamiyeten. O da ben filanca kabilenin taraftarıyım, bizim kabile kazansın, karşı kabileyi yenelim diye çarpışıyor. Kabilecilik yapıyor. Hamiyet yani şeycilik, kabilecilik, taraftarcılık yapıyor. Haktan tarafı değil de bir grup insanın himayesi onun taraftarı olmasından dolayı kaynaklanan bir çarpışma. Ve yukatilü riya, bazısı da bir adam da riya ile çarpışıyor, riyakarlıkla yani inanarak değil de gösteriş olsun diye çarpışıyor. Eyyüzelike fî sebilillah. Yani bu adamlar çarpışıyor netice itibariyle Müslümanların ordusunda. Bu kafada şu tipte insanlar çarpışıyorlar. Bunların hangisi Allah yolunda çarpışmış sayılır diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz çok açık bir şekilde şöyle buyurdu. Men katele litekune kelimetullahi hiyel ulya fehve fi sebilillah. Bu sahihayinde efendim bir Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anh'ten rivayet edilmiş sahih bir hadis-i şerif. Cevap nasıl? Efendimizin bu soranlara verdiği çok açık seçik cevap nasıl? Bir kimse ki men katele çarpışıyor litekune kelimetullahi hiyel ulya. Allah'ın sözü en yüce olsun, üstün gelsin. La ilahe illallah üstün gelsin. Allah'ın ahkamı uygulansın. Buyruğu tutulmuş olsun diye çarpışan işte fehve fi sebilillah. O Allah yolundadır. Ötekiler niyetlerine göre yani muamele görürler. Yani niyeti kabilesini korumak olduğu için sevap alamaz. Niyeti kahramanlık taslamak olduğu için hiç ecir sevap alamaz. Savaşta çarpıştığı halde, zahmet çektiği halde, yaralandığı halde, belki de öldüğü halde. Riya için olunca zaten bir amel, yani amelin güzel olması, yapılan işin güzel olması İslam'da yetmiyor. Yapılan işteki niyetin de güzel olması gerekiyor. Hem iş güzel olacak, ibadet olacak, sevaplı iş olacak, hem de iyi niyetle yapılacak. Art niyetle, kötü maksatla aldatmak, kandırmak için yapılmayacak. Öyle olmayınca kıymeti olmuyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vazifesi de neydi? Efendim yine sahih hadis kitaplarında var. Ümirtu en ukatilen nasi hatta yekulu la ilahe illallah. Ben insanlarla onlar la ilahe illallah deyinceye kadar, Allah'tan başka tanrı yoktur deyinceye kadar çarpışmakla emrolundum. Fe izel kaluha la ilahe illallah derlerse asamu minni dima'ehum ve envalehum illa bihakkıha ve hesabuhum alallah. La ilahe illallah derse benden canlarını, mallarını korumuş olurlar. Yani ben onlara savaş açmam. Efendim ancak İslam'ın ahkamı neyi gerektiriyorsa çıkan durumlarda İslam hukukuna göre onlara haklarını veririm. Haklarını da takibat yaparım. Müslüman sayarım yani. Ve hesabuhum alallah ve hesaplarını da Allah'a bırakırım. Yani hesapları Allah'a kalmıştır. Kalplerindeki niyetlerin iyi mi kötü mü olduğuna ben şey yapmam. O Cenab-ı Hakk'ın hesap edeceği bir şeydir. Niyetleri iyiyse efendim ecir alırlar. Değilse Allah Teala Hazretleri ona göre cezalandırır. Hatta bazen de şöyle oluyordu. Yani Peygamber Efendimiz'in böyle davranması tabii peygamberane bir davranış ve çok güzel bir davranış. Çok uygun bir davranış. Sonunda da çok faydaları oldu. Kabileler İslam'ı bilmedikleri için böyle sözde la ilahe illallah diyenleri olanlar efendim şu sebepten, bu sebepten İslam'a girenler Kur'an okudukça, İslam'ı iyi tanıdıkça sonunda halis muhlis malını canını Allah yolunda verecek insan haline geliyorlardı kısa zamanda. Çünkü ortamı görüyorlardı, gerçekleri anlıyorlardı. Uzaktan bilmedikleri, tanımadıkları efendim zaman soğuk iken efendim veya tam duyguları gelişmemişken yakına gelip de görünce seviyorlardı. Evet.
Böylece demek ki geçen haftaki ayetlerde de belirtildiği üzere savaşılacak müşriklerle şirk ortadan kalkıncaya kadar efendim eğer dinde Allah'ın dini olarak emirleri kabul edilinceye kadar eğer bu yapılırsa o zaman tamam. Fe'inin tehev onlar bırakırlarsa, sona erdirirlerse, bu sona erdirmek nedir? Şirkten dolayı başlattıkları mücadeleler, kavgalar. Fe'inin tehev bunları sona erdirirlerse, bırakırlarsa bu saçma ve efendim ters muhalefetlerini, fela udvane hiçbir düşmanlık yok. Udvan adavet manasına, düşmanlık manasına bir mastardır. Hiçbir düşmanlık yok. Ama illa ale zalim. Ancak zalimlere var. Yani zalim de nedir? Zalim de İslam'ı kabul etmemek şartıyla, yine fitneye devam etmek şartıyla efendim hareket edenlerdir. Efendim onlara tabii cezası verilir. Yani böyle tamamen anlamsız bir tarzda efendim serbest bırakmak değil, şey yaptığı zaman, zalimlik yaptığı zaman, zalimlik de nedir? Şirktir. Efendim şirk, müşrik olmaları, şirkte devam etmeleri zalimliktir. Ondan dolayı çıkarttıkları fitneler de efendim zalimliktir. Zulüm aslında adaletin aksidir. Yani adaletli, hakkaniyetli hareket etmiyorlar şirkten dolayı. İslam'a saldırıyorlar. Onlara ancak düşmanlık vardır. Ondan başka hiçbir şekilde efendim başka kimselere düşmanlık yapılmaz. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bütün hayatı boyunca yaptığı ne kadar çok savaş var. Bu savaşlarda öldürülen insanların Profesör Hamidullah Bey, efendim Allah mükafatlandırsın, hesabını yapmış. Çok az miktarda insan, yani şu anda rakamı gene unuttum, hep okuyorum, gene unutuyorum. Efendim, birkaç yüz belki böyle insan, o kadar. Çok az zayiatla, o kadar fetihler yaptığı halde, gelip müşriklerin kalesi olan Mekke'yi bile fethettiği halde, hiç katliam yaptırmamış. Bu İslam'ın efendim ne kadar insan kazanmaya önem verdiğini, öldürmekten ziyade diriltmeyi, efendim itmekten ziyade kucaklamayı, efendim kaybetmekten ziyade kazanmayı istediğini müşahhas olarak, çok açık seçik olarak gösteren bir şeydir. Ama tabi inat edenler, Mekke'nin fethinde de birkaç kişi gene silahını çekti, efendim gene karşı çıktı, o zaman onlara da karşılığı verildi. Çünkü ve ceza-u seyyiyetin seyyiyetin müsteha, kural budur, başka ayet-i kerimede geçiyor bu. Efendim kötülüğün cezası verilir. Çünkü nizam-ı alem, yani toplumun düzeni, alemin, dünyanın nizamı niye bağlıdır? Adaletle harekete, hakkaniyetle harekete bağlıdır. Hakkaniyetle hareket etmeyen mutlaka tabii cezalandırılacak ki caydırıcı olsun. Onun için bütün hukuklarda bir bölüm vardır. Ceza hukuku tarafı vardır bütün devletlerde. Kurallara uymayanlar çeşitli şekillerde cezalandırılır. Şeyde de öyle, seyri sefer trafik dediğiniz, seyri sefer arabaların gelip gidişi de kurallara bağlıdır. Kurallara uymayanlar da efendim tabii polis tarafından durdurulur, çeşitli cezalara çarptırılır. Çünkü görüyorsunuz otobüsler uçurumlara yuvarlanıyor, nice insan ölüyor, nice mal telef oluyor. Düğünün karşılığını vermek adalet oluyor. Vel badi azlem, kötülüğü çıkartan zalim olmuş oluyor. Evet, kötülüğün karşılığında efendim karşılık veren de bir kötü iş yapmış gibi oluyor ama asıl zalim olan başlatandır. Başlatmasaydı o iş olmayacaktı. Evet, bunun arkasından Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki 194. ayet-i kerime, Eşşehrül haramı bişşehril harami vel hurumatı kısas
فَمَنِ اَتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَتَدُوا عَلَيْهِ بِمِنْسْلِ مَا اَتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَا الْمُتَّقِينَ اَشْشَهْرُ الْحَرَمْ Haram ay demek. Haram, burada sıfat manası, sıfat olarak kullanılıyor. Yani içinde Allah'ın emirlerine aykırı hareket etmenin yasak olduğu hürmetli, izzetli, kıymetli ay. Haram ay. Bir şehril haram. Haram ayla efendim mukabil, ona mukabil kısası yapılır. Yani denkleştirilir. Efendim haram ayda bir suç işleyene, haram ayın hürmetini çiğneyene, haram aydaki kurallara uymayana, haram ayda kurallara uyulmayarak cezası verilebilir. Vel hurumatu kısas, diğer böyle Allah'ın şöyle yapmayın, böyle yapmayın diye haram kıldığı şeylerde de karşı taraf bir haksızlık yaparsa, böyle anlamsız, mantıksız bir şekilde efendim aman haram aylardayız, aman Allah bunu yasaklamıştır diye eli kolu bağlı durmak yoktur. Yapmasaydı, yaparsa onun karşılığı verilir. Kısas, efendim karşılık manasına geliyor. Şimdi şeyde karşı taraf eğer Arapların cahiliye zamanında da efendim geleneksel olarak savaşmadıkları hürmetli aylarda hürmeti anlamazlar, dinlemezler de Müslümanlara saldırırlarsa Müslümanlar ne yapacak? O zaman Müslümanlar da karşılık verecek. Nitekim efendim bu umumi hükme şey olarak efendim bağlı olarak ne olmuştur? Müslümanlar Medine-i Münevvere'den ömre yapmak üzere 6. Hicri yılda efendim hicretten 6 yıl sonra efendim Zilkade ayında geldiler Mekke-i Mükerreme, Kabe-i Müşerrefe'yi ömre yapma, ziyaret etme, ibadet maksadıyla efendim ziyarete geldiler. Müşrikler ne yaptılar? Zilkade ayı haram aylardan. Zilkade, Zilhicce, efendim Muharrem, haccın yapıldığı hürmetli haram aylar, izzetli, devletli, kıymetli, savaşmanın, yol kesmenin, çarpışmanın, hırsızlığın efendim kesinlikle yapılmadığı, Araplarda adet öyle, yani kan davası olan iki kabile birbirlerini gördüğü yerde öldürenler, bu ay girdi mi yolda birbirlerini görseler başlarını çevirip görmezden gelirlerdi. Bu aylarda suç işlememeye dikkat ederlerdi. Öyle bir efendim terbiye yerleşmiş cahiliye Arapların içinde bile. Neden? O hac denilen mübarek ziyaret, ibadet rahatlıkla yapılabilsin diye ta İsmail aleyhisselam, İbrahim aleyhisselamın zamanından beri Kabe-i Müşerref'e hac ediliyor. Hac edilme zamanında da efendim bu yollarda emniyetin sağlanması böylece iyice demek ki topluma kabul ettirilmiş. Ama Peygamber Efendimiz ve ashabı Medine'ye silahsız olarak Medine'den çıkıp da ömre yapmaya gelince müşrikler efendim Harem-i Şerif'in hududunda Hudeybiye'de efendim Mekke'nin kutsal hudutları oralardan başlıyor. Efendim taşla, oklarla savaşmaya efendim kalkıştılar. O zaman Peygamber Efendimiz de şey yaptı. Efendim karşılık verecekti. Hatta Hazreti Osman radıyallahu anh'ı Mekke'ye elçi olarak konuşmak üzere gönderdi. Hazreti Osman'ın Mekke'de elçi olmasına rağmen şehit edildiğine dair bir haber gelince efendim Hudeybiye'de ashabıyla anlaşma yaparak, sözleşme yaparak, beyatlaşarak efendim savaşacaklarına dair şey yaptı. Efendim karar aldı ama sonradan şey olmadığı, öldürme olayının asılsız bir rivayet olduğu anlaşılınca yine savaşmadı. Peygamber Efendimiz Mekke'nin kutsal sahasına ve Zilkade ayının haram aylardan, hürmetli, izzetli aylardan olmasına riayet ediyor. Müşrikler bozuyorlar. Bozunca tabii Peygamber Efendimiz'in şey yapması, karşılık vermesi hakkı doğuyordu ama
Sonradan anlaşma yapılınca, Hudeybiye anlaşması yapılınca ertesi sene geldi ve efendim ümresini yaptı. Bu ne oldu? Evvelki senenin kısası olmuş oldu. Yani kısasa kısas derler ya, karşılığı olmuş oldu. Onlar sokmak istemediler. Peygamber Efendimiz de bir sene sonra o aylarda efendim böylece şey yapmış oldu. O haram aylarda yapılan şeyi efendim karşılığını yine haram aylarda vermiş oldu. İşte eşşehrül harami bişşehril harami vel hurumatü kısas. Allah-u Teala Hazretleri kısas etti. Yani onu ona denkleştirdi. Tabi bu hususta başka rivayetler de Arap müşrikleri Peygamber Efendimiz'e müracaat edip bu haram aylarda savaşmayı efendim kaldırsak demişler. Peygamber Efendimiz peki buyurmuş. Efendim müşrikler bu peki denmesinden, razı olmasından faydalanarak efendim haram ayları içinde anlaşmayı değiştirmeyi tasarlamışlar. Bunun üzerine bu ayet-i kerime inmiştir diye de buyuruluyor. Evet, haram aylar böyle riayetsiz olursa, riayetsizlik olursa o zaman karşılığı şey yapılacak, verilecek diye bildirilmiş oluyor. Müslümanlardan da yani şimdi gidiyoruz Mekke-i Mükerreme'ye, haram aylardayız, orası da harem bölgesi. Yani orada müşrikler bize karşı koyarsa çarpışacak mıyız? Bu çarpışmanın olmaması lazım. Çünkü orası kutsal saha filan gibi düşünceler olduğu için Allah-u Teala Hazretleri böyle buyuruyor. Yani femeni teda aleyküm fa'tedu aleyhi bimisli ma teda aleyküm. Size karşı kim haddi sınırı aşar, aşırılık yaparsa, kuralları çiğnerse siz de onların çiğnediği kadar bir misli ma'teda aleyküm, size karşı yaptıkları aşırılık kadar siz de onlara karşılık verin. Ey Müslümanlar, öyle buranın hürmetli olması dolayısıyla duralım, geri duralım demeyin, eliniz kolunuz bağlı durmasın. Öyle bir şey yaparlarsa siz de aynısıyla karşılık verin. Yani dikkat ederseniz bir misli ma'teda aleyküm ifadesi var. Onların aşırılıkları kadar. Çünkü daha fazlası yapılsa bu sefer bu taraftan o tarafa aşırılık olacak. Çünkü İslam kuralları çiğnemeyi, hem haram ayların hürmetini çiğnemeyi istemiyor, hem de haram mıntıkasının, Mekke-i Mükerreme'nin hürmetini çiğnemek istemediği için onların yaptığı kadar yapıp karşılık vermek emrediliyor. Vettekullah buyuruyor ayet-i kerimenin devamında. Allah-u Teala Hazretleri, Allah'tan sakının. Çünkü Allah-u Teala Hazretlerinin efendim emirlerini tutarsa müminler mükafatlanır, emirlerine aykırı ederlerse Allah-u Teala Hazretleri cezalandırır. Cenab-ı Hakk'ın cenneti var, cehennemi var, mahkeme-i kübrası var, mizan ve terazi var. Dünyada da daha ahiretteki o hesaplar olmadan haksızlık edenleri Cenab-ı Hak Firavun'u, Nemrud'u tepelediği gibi efendim haksızları, müşrikleri tepeler efendim ve cezalandırır. Vettekullah. Onun için Allah'a karşı gelmekten sakının, Allah'ın cezasına uğramaktan sakının, Allah'ın emirlerini çiğnemekten sakının, Allah'ın kahrına, cezasına uğramama dikkat edin. Vettekullah. Ve'lemu, biliniz ki ennallaha ma'al müttakîn, Allah müttaki kulların yanındadır. Severek, destekleyerek onların cephesinde, onların yanındadır. Ma'al müttakîn, müttakilerin yanındadır, onlarla beraberdir. Evet, biliyoruz ki ayet-i kerimelerden Cenab-ı Hak her yerde hazır ve nazırdır. Ve huve ma'küm eynema küntüm. Her nerede olursanız olun, Allah-u Teala Hazretleri sizin yanınızdadır. Yönünüzü efendim فَاَيْنَمَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ, nereye dönerseniz dönün Cenab-ı Hak Mevla'nın vecih-i paki oradadır. Yani her yerde Cenab-ı Hakk'ın efendim varlığını, birliğini, efendim asarını, kudretini, sanatını müşahede eder. Mümin bunu biliyor. Efendim
Allah müttekilerle beraberdir. Onun için müttaki kul olmak lazım. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak böyle iltifat olarak, severek yanındayım, onların taraftarıyım, onlarla beraberim diye üç cümleye efendim böyle bu ifadeyle maal müttekin gibi buyurmuş. Bir, innallaha ma'as sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Yani umumi beraberlik, her insanın her halini görmesi, bilmesi, işitmesi, her insanın yanında olması o umumi. Kafirin de, münafığın da, muhlisin de, efendim, iyinin de, kötünün de Cenab-ı Hak tabii her zaman, her yerde yanında. Ama bu beraberlik muhabbetli taraftarlık manasına. Allah innallaha ma'asabirin, Allah severek sabırlıların yanındadır, onun tarafındadır. Onları seviyor, onların yanında bulunuyor. Karşı zulmedenlerin tarafında değil, sabredenlerin tarafında. Yani bir, Allah'ın sevdiği kul olmak için ne yapması lazım? Buradan anladığımız kesin sonuç ne? Sabredici olmak lazım. Cenab-ı Hakk'ın efendim mukadderatı vardır. İnsanlara mesela çok iyi kul olduğu halde hastalık gelir. Eyüp peygamber Allah'ın sevdiği, Kur'an-ı Kerim'de methü sena eylediği mübarek bir peygamber. Ama hastalık gelmiş. Gelir mi? Gelir. Çünkü insanoğlu için hastalıklar efendim ve diğer olaylar hayatın cilvesidir. Allah'ın imtihanıdır. Mukadderatın efendim yazının tezahürüdür. Alın yazgısının tezahürüdür. Onun karşısında sabredecek. Demek ki hastalık gelince sabredecek. Bir, üzücü olaylar başına geldiği zaman sabredecek. Mesela Allah saklasın, efendim yakınlarına üzücü bir olay olur. Mesela çok sevdiği annesi, babası inna lillah ve inna ileyhi raciun vefat eder. Ne yapacak? İsyan mı edecek? İşte bu arabesk efendim müzik parçalarında falan böyle saçma sapan şeyler yazıyorlar, efendim söylüyorlar. Allah'ım bunu da mı bana yapacaktın? Tabii yapacak. Ne var yani? Aslında felsefi bakımdan derin bir şekilde düşünse gayet her şey ne kadar güzel olduğunu anlar ve Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler der ama bazı çeşitli şeylerde canının istemediği şey ile karşılaştığı zaman efendim itirazı basıyor, isyan bayrağını açıyor, efendim küstahlaşıyor, terbiyesizleşiyor. Tabii İslam'da bu yok. Kadere ve böyle yüzücü olaylara karşı sabır. İnnallaha ma'as sabirin. Allah efendim sabredenlerle beraberdir hiç şüphesiz. Severek onların taraftarıdır, onların yanındadır. Sabır başka neye olur? Cenab-ı Hakk'ın emirlerini tutmakta sabır olur. Cenab-ı Hak emrediyor, haram yemeyin, zina etmeyin, hırsızlık yapmayın, fakir efendim vesaire filan olsun gene yapmayacak. Efendim Allah'ın ibadetini engelliyor zalim yönetim, firavun, Nemrut efendim inancını efendim baskı altına almaya çalışıyor. Dönecek mi imandan? Hayır, dönmeyecek. İmanından dolayı gelen sıkıntılara, ibadetlerini yapmaktaki sıkıntılara sabredecek. Bu da çok güzel. Sonra mesela diyorlar ki bu beş vakit namaz çok ya, ne olsun? Tenzilat olsun. Ne olsun? Efendim onlar işte senede iki defa bayram namazına geldiğini minnet ediyor. Başa kalkmaya kalkıyor işte şey yapıyoruz diye. Cenab-ı Hak efendim bir ilaç olarak bir Müslümanın günde beş defa namaz kılmasını buyurmuş. Çok hikmetli, çok güzel. Sabahleyin ibadetle başlıyor sabah namazı. Yatarken ibadetle yatıyor akşam namazı. Gündüz dünya işlerine dalıp da Allah'ı unutmasın diye gündüzün ortasında öğle namazı. Tam ticaretin efendim sonuna yaklaşıldığı zaman efendim çok önemli, telaşlı, herkesin dükkanını kapatıp evine döndüğü kavmi çarşı pazar halkının, anayır halkının kabilesine döndüğü zaman ikindi namazı, eve gidince akşam namazı, hava karardığı zaman hepsinin zamanı, hepsinin önemi, hikmeti var. Namaz güzel, oruç güzel, hac güzel, zekat güzel, cihat güzel, her şey güzel. Allah'ın emirlerini tutmakta sabredecek. Bir de bir imtihan daha var hayatta. Günahlar çok tatlı. Bir çok tatlı efendim bilmem
Hani Ayyaş ne demiş? İşte sen şu namaz kılmaya alışırsan, şu kadar 40 vakit kılarsan, ondan sonra alışırsın, kılarsın. Adam yılışık yılışık gülmüş. Demiş ki sen birkaç vakit bir bırak, bak ne kadar tatlı namazı bırakmak, o zaman hiç kılmak istemesin. Tabii şeytan günahları tatlı gösterir. Efendim içkiyi lezzetli gösterir. Haramı efendim isteye isteye yaptırtırır. Günaha koşturtturur. Kumar oynatır, zina ettirir. Efendim her türlü kötülüğü yaptırır ama bunların hem topluma, hem kişiye, hem aileye, hem efendim nesle, hem mala, her şeye zararı olduğu kesin, engellenmesi lazım. Geçen gün baktım bir televizyon kanalı bir gün ceza yemiş. Efendim televizyondaki şahıs cezayı veren makamın başkanıyla konuşuyor. Niye verdiniz? Çünkü diyor siz şunu 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 yayınladınız. Burada çocukları yaşlığa, sarhoşluğa özendirme ana fikri olduğundan ondan yasakladık. Hah, bak şimdi işte İslam onu yapıyor. Yani İslam içki kötü olduğundan, içki bütün kötülüklerin anası olduğundan içkiyi içirtmemeye çalışıyor. Siz yarım yapıyorsunuz. Yani içki serbest, imali serbest, efendim satışı serbest, içilmesi serbest. Ondan sonra reklamı yapıldı diye cezayı veriyorlar. Yarım kalıyor. İslam yarım yapmaz. İslam yaptığı şeyi kökünden temelli halleder. Sivrisineği tek yakalayıp da öldürmeye çalışmaz. Bataklıkları kurutur, kötülük olmamasını sağlar. Allah ibadetlere efendim devamında da bir takım böyle şeytanın çıkardığı maniler var. Onlara karşı da sabredilmesini seviyor. Allah sabredenlerle beraberdir. Hem ibadetleri yapmakta, hem günahlardan kaçınmakta, hem de mukadderatın cilveleriyle karşılaştığınız zaman sabredeceksiniz. Bir, Allah müttekilerle beraberdir. Bu ayeti kerimede innallâhe maal müttekîn. Takvayı öğrenip uygulayacaksınız. Müttekî Müslüman olacaksınız. Kurtuluşun yolu müttekî Müslüman olmaktır. Vel akıbetü lil müttekîn. Sonuçta hüsnü hatimeye erişip nail olup da Allah'ın sevdiği kul olarak ahirete gitmek müttekî kul olmakla mümkündür. Onun için bu müttekî kul olmak nasıl olur? Takva neyin nesidir? Allah'tan korkmak, sakınmak nasıl olur? Bunun teferruatını öğrenin. Biz de bunu kardeşlerimiz iyice bilsin diye bu konuda yapılmış bir doktora yayın evimizde neşretmiştik ki bilimsel olarak kardeşlerimiz öğrensinler, müttaki insanlar olsun diye. Demek ki Cenab-ı Hak emirlerini düşünüp taşınıp asi olmaktan, isyan etmekten, kullukta yanlış iş yapmaktan sakınanlarla beraber, severek beraber. Ve enfikû fî sebîlillâhi ve lâ tulkû bi eydîküm ile tehlike. Bugünkü efendim konuşmamızın son ayeti kerimesi açıklayacağımız. Burada bir muanaka dediğimiz şey var. Efendim bu ayeti kerimede. Şimdi ya ayeti kerimenin ortasında durulacağı zaman benim yaptığım gibi durulur tehlike üzerinde. Ve enfikû fî sebîlillâhi ve lâ tulkû bi eydîküm ile tehlike. Ya burada durulur. Yahut da öteki ihtimal burada durulmadığı zaman ve ahsinu da durulur. Ve la tulku bi eydikum ile tehliketu ve ahsinu burada durulur. İnnallaha yuhibbul muhsinin. Ya tehlikede durulur ve ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin diye bağlanır. İkisinde birden durulmaz. Ya onda ya onda durulur demek yani muanaka. Efendim bu yan yana gelen durumlardan ikisinden birini tercih edeceksin manasına gelen bir okuma kuralı. Eve enfiku, infak ediniz. İnfak ne demek? Malını, varlığını efendim Allah'ın emrettiği yönde sarf etmek demek. Sarf etmek, harcamak, vermek manasına. Ve enfiku fi sebilillah. Allah yolunda infak ediniz. Yani paranızdan ayırın, sarf edin İslam için, Allah için harcayın. Fi sebilillah. Yani Allah'ın yolunda, Allah'ın dini yüce olsun diye, iman yayılsın diye, İslam güçlensin diye, Müslümanlar efendim güçlensinler diye, efendim Müslüman çocuklar eğitimlerini tamamlasınlar diye, artık efendim
Müslüman ordu kafir ordusuna galip gelsin diye, Müslüman ülke geri kalmışlıktan kurtulsun, yükselsin diye, her neyse. Allah yolunda kesenin ağzını açın, maddi fedakarlık, vazifeler, vergiler, zekatlar, yardımlar, hayratu hasenat neyse bunları yapın, parayı sarf edin. وَلَا تُلْكُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى تَحْلُكَ Ellerinizle, efendim, kendi ellerinizle tehlikeye kendinizi atmayın ve ahsenu, iyilik yapın. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Evet, burada da muhsinin kelimesi geldi. Allah bir sabredenlerle severek beraberdir. Bir müttekilerle severek beraberdir. Kur'an-ı Kerim'deki efendim ifadelerden ma'al müttakin, ma'as sabirin idem in, ve innallaha le ma'al muhsinin, muhsin kullarla da beraberdir. Ve ahsinu, ihsan ediniz, iyilik yapınız. İnnallaha yuhibbul muhsinin, Allah muhsin kulları sever. Yani yaptığı şeyi güzel yapan, kulluğunu da güzel bir şekilde icra eden, götüren, iyi bir kul olan manasına da gelir. Yani topluca hayatını iyi bir kul olarak geçiren kula da muhsin denir. Bir de mesela cebinden çıkartmış bir fakire bir para vermiş. O anda ne yapıyor? İyi bir iş yapıyor. Buna da ihsan deniliyor. Yani iyilik yapıyor, para veriyor. İyilik yapmak, bir fakire yardım etmek iyi bir şey. Yani ya kısmi, muvakkat, bir teferruat hareket olarak efendim bir şey yapmak ya da topluca bütünüyle umumi manzara olarak her şeyini güzel yapmak. Allah efendim böyle iyilik yapanları sever. Evet, bu ayeti kerime üzerinde anlatacağımız bir olay var. Efendim o olay şu: İstanbul'da kabri bulunan Ebu Eyyub Halid İbni Zeyd el-Ensari radıyallahu anh hazretleri Peygamber Efendimiz'i evinde misafir etmiş. Onun için mihmandarı peygamberi diye lakaplı. Mihmandar Farsça bir tabir. Yani evine misafir alan, misafir ağırlayan manasına mihman misafir demek. Efendim peygamberimizi evinin üst katında ilk önce oturttu. Sonra Efendimiz'in isteğiyle Efendimiz alt kata geçti. O Ebu Eyyub el-Ensari. İstanbul'u fethi İslam orduları geldi. Abdurrahman İbni Velid komutasında, Emeviler zamanında, bu ordunun içinde de yaşlı olmasına rağmen Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri vardı. Bu yaşlı zatın bu orduda işine, yani şimdi şeyler, efendim askere belli çağda insanları alıyorlar. Belli bir çağdan sonra da galiba 45 yaşı değişmediyse çağdan çıkartıyorlar, askerlik çağından. Yoklama falan yapmıyorlar. Yani artık o askerlik devresinden daha yukarıdaki yaşlara ulaşmış, çağın askerlik çağının dışına çıkmış oluyor. Ama Ebu Eyyub el-Ensari yaşlıyken, Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuyorken, Allah yolunda cihad edin ayet-i kerimesi gelince dedi ki benim atımı, bineğimi, at veya deve neyse, silahımı, zırhımı, efendim her şeyimi hazırlayın, ben cihada gideceğim. Dediler ki sen zaten Resulullah'ın sevdiği bir kimseydin. Çok hayırlı, sevaplı işleri zaten yaptın bu zamana kadar. Yaşlandın, evde otur. Cihadı biz gençler yapalım. Yok dedi. Bu ayet-i kerimede cihadı gençler yapsın, ihtiyarlar otursun demiyor. Ben de cihad edeceğim dedi. Hazırlandı. Abdurrahman İbni Velid'in komutasında İstanbul şehrine geldi. Aslında İstanbul şehrine geldi. Çünkü Konstantinopol idi. Konstantin'in şehri manasına idi şehrin adı. Fatih Sultan Mehmet artık Konstantin'in şeyi yıkıldı. Devri geçti. İslam şehri oldu. Konstantinopol değil, İslampol'dur bundan sonra. Pol, polis, şehir demek Rumca. İslampol dedi. İstanbul olarak bir müddet söylendi. Hatta ben hatırlarım küçük çocukken bizim Çanakkale'de köyde İstanbul'a gittim, İstanbul'dan geldim derlerdi. Yani köylüler şeyi şuurlu olarak devam ettiriyorlar. Ben onu galat sanırdım. Yani İstanbul demesini bilmiyorlar sanırdım. Ama sonradan okuyunca, yani çocukluk çağından sonra işin şeyini anladım, şuurunun nüktesini anladım.
isim değiştiriyor Fatih Sultan Mehmet. Ben de dikkat ederseniz efendim seyri sefer diyorum, trafik demiyorum. Efendim çeşitli böyle batıdan gelmiş kelimeleri kullanmıyorum. Türkçelerini kullanıyorum. Yani niye öyle olsun? Bizim kendi kelimemiz varken diye. Kendi öz kültürümüze ait kelimelerin birer birer ölmesini, efendim dilimizden çıkmasını acı bir olay olarak düşünüyorum. Bizim de bu hususta şuurlu olmamız lazım. Hatta bir batılı şarkıcının şarkısı var. İstanbul, Konstantinopolis değil, İstanbul diye efendim. Ama İstanbul değil, İslambol aslı. İslam şehri, yani şehri İslam demek yani. Neyse İstanbul'a geldi. Efendim, şehri savunan askerler, Bizans askerleri surun dışına çıkmışlar. Arkalarında sur, efendim, bu Arap ordusunun karşısında mevzilenmişlerdi. Saf tutmuşlardı. Arap ordusundan bir mübarek zat, efendim, onlara hücum etti ve onların saflarını yardı. Çarpışa ta içeriye kadar, yani safın arka taraflarına kadar safta geri kaçtı yani, ilerledi. Şey dediler, ötekiler bunun bu tek ferdi hücumunu görenler, Allah Allah, la ilahe illallah, kendi kendini tehlikeye atıyor bu adam dediler. Yani ölecek çünkü tek başına gitti. Arkadaşlarıyla toplu bir hücum değil, tek bir hücum diye. Efendim, böyle şey olmaz, olmamalı gibi tenkit ettiler. Bunun üzerine Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri demiş ki, Arapçasından da okuyabilirim, sadece Türkçesinde söyleyebilirim. Efendim biz bu ayet-i kerimenin anlamını sizin anladığınız gibi değil, bu ayet-i kerimeyi daha iyi biliyoruz. Çünkü bu ayet-i kerime biz Medine'nin yerli Müslümanları, Ensar hakkında indi. O biz Peygamber Efendimiz'i Medine'ye çağırıp hicret etmesini rica ettikten sonra ona yardım ettik. Efendim İslam güçlendi, savaşlarda yendi Müslümanlar kafirleri, müşrikleri. Mekke'de fetholdu. Ondan sonra İslam galip olunca işlerimizin, tarlalarımızın başına gitsek diye acaba onların yani ihmal ettiğimiz işlerimizin başına gitsek mi diye Peygamber Efendimiz'e sormuşlar. O zaman Allah-u Teala Hazretleri bu ayet-i kerimeyi inzal buyurmuş. Ve enfekû fî sebîlillâh ve lâ tülkû bi eydîküm ile tehlike. Allah yolunda efendim mallarınızı sarf edin. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Yani cimrilik yaparak ayeti efendim böyle kendi kendine tehlikeye atmak, böyle düşmana saldırmak değil. Allah yolunda sarf edilmesi gereken paraları sarf etmeyip kesede tuttuğu zaman insan tehlikede oluyor. O manaya geliyor. Efendim işlerinin, güçlerinin, mallarının başında durup cihadı terk edip onlarla yani uğraşmaktır kendisini tehlikeye atmak diye efendim açıklama yapmış. Bu şekilde indi bu ayet-i kerimenin sebebi, nüzulü buydu diye buyurmuş. Kendisi de cihad edip nihayet orada efendim vefat edince biliyorsunuz oraya defnedildi. Sonradan kabri üzerinde, çevresinde Eyüp Sultan Camisi yapıldı. Demek ki bu düşmana saldırmanın yani Müslümanlara faydası olmayacak bir tarzda, tehlikeye atacak bir tarzda düşmana saldırmanın doğru olmadığı manasında anlamak istemişler ayet-i kerimeyi. Ebu Eyyub el-Ensar da hayır, bu ayet-i kerime onu göstermiyor. Mallarla uğraşıp cihadı terk etmek, malla, ticaretle, bağla, bahçeyle, ziraatle uğraşıp Allah yolunda cihadı terk etmek insanı manevi bakımdan tehlikeye sokar manasındadır. Allah'ın çünkü rızasını kaçırır elinden. Evet, dünyalığı kazanır ticaretle, ziraatle ama Allah'a karşı, dinine karşı vazifeleri yapmadığı için Allah'ın sevgisini, rızasını, mağfiretini kaybeder. O zaman kendisini tehlikeye atmış olur. Çünkü cehenneme gider, cezaya efendim uğrar. Bu manada. Tabii sebebin, sebebin nüzulün
özel bir olaydan dolayı olması, ayetin ifade ettiği hükmün genel olmasına mani değildir. Genel olarak da efendim insanların kendisini böyle lüzumsuz tehlikeye atmasının savaşta efendim mekruh olduğunu o bakımdan fıkıh kitapları yazmıştır. Tabii şimdi ben askerlik yaptığım zamanları hatırlıyorum. Askerlikte de düşmanla çarpışılacağı zaman tabii komutan vardır. Komutan hücumun zamanını belirtir. Efendim veya siperde beklerken ateş edileceği zamanı kendisi belirtir. O zaman ateş edilir. Çünkü topluca hareket edildiği zaman sonuç daha güzel alınıyor. Ama bir fayda varsa tek başına çarpışmaktan da bir Müslümanlara, İslam'a, savaşın sonucuna güzel bir tesir olacaksa güzel bir numune. Mesela askerin heyecanlanması, efendim cuşa gelmesi gibi şeyler olursa o zaman tabii onun da faydası vardır. Ayet-i Kerime'nin efendim başka manaları da söylenmiş. Harcamada israf edip efendim ondan sonra yani Allah yolunda harcamayı çok çok yapıp da ondan sonra kendisinin yiyecek içecek bir şey bulamaması ondan dolayı tehlikeye düşmesi istenmiyor diye de anlaşılmış. Hani enfiku fi sebilillah, Allah yolunda para harcanacak. Hepsini verirse çoluk çocuk ne yiyecek? Aç kalacak, açık kalacak. Böyle bir tehlikeye atmayın manasına olduğunu da anlatan, düşünen kimseler olmuş. Efendim, böylece demek ki 2-3 türlü anlamı var ama hepsi birden mümkün olabilir. Efendim, insanlar malını çok kesin olarak ortaya çıkıyor ki infak edecekler İslam için, cihat için. Dünyanın her zamanında, her yerde para önemli. Şeye bakıyorum şimdi bu Filistin'deki olaylara, televizyondan bakıyorum. Bir baba oğlu takır 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 bidonun arkasına saklanmış, sinmişken, çarpışmıyorken çocuğu da babayı da öldürdüler. Korkunç bir olay. Şimdi büyük bir infial var. Taş atıyorlar karşı tarafa. Öbür tarafta her türlü teçhizatını kuşanmış uzaktan taşların gelemeyeceği mesafeden efendim atıyor mermileri, zavallıları efendim 50 kişi şehit oluyor silahsız vesaire. Efendim bilmem ondan sonra da tam bir tepki bile olmuyor. Yapmayın etmeyin demek makamında olan süper devletler iki taraf anlaşsın diyorlar. Ama yani haksızlığın durması konusunda öyle aynı şey karşı tarafa olsa idi yapacakları davranışın %1'ini bile göstermiyorlar. O da onların tabii vebali. Şimdi infak edecek Allah yolunda Müslümanlar ki her yönden kuvvetlensin. Ve اِدُّوا لَهُمْ مَسَّتَاتُمْ مِنْ kuvvetin. Düşmana karşı gücünün yettiği her çeşit silahı her zaman Müslümanın edinmesi lazım. Bosna'da bu olsaydı Boşnaklar bu kadar telafat vermezlerdi. Çeçenistan'da bu olsaydı Çeçenler bu kadar telafat vermezlerdi. Her yerde efendim Allah yolunda para harcamayı tam yapmamanın cezasını çekiyor Müslümanlar. Afganistan'da da ta öncelerden efendim Allah yolunda paralar çok yerinde güzel şekilde harcansaydı, eğitime harcansaydı, kalkınmaya harcansaydı o büyük badirelere uğranılmayacaktı. Ülke harabeye dönmeyecekti. Yüz binlerce Afganlı ölmeyecekti. Şimdi yeniden efendim Rusları filan attılar. Kendi aralarında ihtilafları filan toparladılar. Bir şey oldu ama ne kadar efendim harap oldu ülke. Ne kadar geri kaldı. Efendim bu mutlaka bu masraflar yapılacak. İşte Türkiye olsun, Türkiye dışında olsun, yabancı ülkelerde olsun Müslümanların keselerinin ağzını açması lazım. İşte biz Avustralya'daydık. Orada kaç tane cami açıldı. İsveç'teyiz. Yine burada inşallah bir cami yeri olsun diye uğraşıyoruz. Amerika'da mektuplaşıyoruz. Efendim haberleşiyoruz. Kardeşlerimiz bir cami yeri almak şeyindeler, gayretindeler. Her zaman efendim bu çeşit çalışmaların desteklenmesi lazım. Ve ahsinu efendim ihsan yapınız. İhsan hem para olarak
para vermek manasına hem de davranış olarak iyi davranışta bulunmak manasına gelen bir şumullü kelime, kapsamlı kelime. Yani her hususta iyilikle muamele edin. Yaptığınız her işi güzel bir tarzda yapın, en güzel tarzda yapın diye emrediyor Allah-u Teala Hazretleri. Çünkü Allah, innallâhe, hiç şüphe yok ki Allah, efendim, yuhibbul muhsinin, böyle yaptığı her şeyi güzel yapan, iyi yapan kulları sever buyuruyor. Bundan dolayı biz, efendim, kardeşlerimize, efendim, bir üniversite hocası olarak, bir eğitimci olarak, onların daha önemli olan şeyleri, kavramaları da o tarafa doğru daha çok dikkatlerini ve gayretlerini sarf etmeleri bakımından her zaman söylüyoruz. Herkes hangi işi yapıyor ise o işi en güzel, en mükemmel tarzda yapmaya, böylece muhsin olmaya dikkat edecek. Yani ihsan edici, güzel yapıcı kul olmaya gayret edecek. Misal, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinde kurban kesiyorsanız keskin bıçakla kesin, hayvanı böyle kıtır kıtır kör bıçakla ezalandırmayın. Rıfk ile götürün kurban edeceğiniz yere, yumuşak yumuşak, efendim böyle tarzında. Efendim mesela yazı yazacaksa insanın yazdığı yazının harflerine dikkat etmesi, efendim ziraat yapıyorsa efendim yaptığı ziraati güzel yapması, esnaflık yapıyorsa efendim her şeyi ölçmesini, tartmasını efendim güzel yapması, hocalık yapıyorsa hocalığı güzel yapması, talebelik yapıyorsa öğrenciliğini edepli, güzel yapması, her şeyde geçerli. Yani bütün hususların güzel tarzda yapılması, yani her işin güzellik yönü, estetik yönü, güzel yapılması yönü çok önemli. Onu öyle yapmaya gayret etmesi lazım. Çünkü Allah böyle emrediyor. Ve ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Burada Allah muhsinleri sever diye buyuruyor. Başka ayetlerde de ve innallaha lemal muhsinin. Allah muhsin kullarla beraberdir, severek onların yanındadır buyuruyor. Onun için her işimizi güzel yapmaya gayret edelim. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Şimdi bizim kardeşlerimiz bu radyo yayınlarını daha güzel yapmak için cihaz almışlar. Teşekkürler ve olumlu memnuniyetlerini ifade eden efendim sözler duyuyoruz. Yani iyi duyuyoruz, çok güzel oldu diye dinleyicilerden teşekkürler ve memnunluklar bize geliyor. Demek ki yayının da güzel olması lazım. Yayın cihazlarının da güzel olması lazım. Her şeyimizin en güzel olması lazım. Burada tabii Türkiye'yi takip edelim diye çeşitli kanalları izliyoruz televizyondan. 4 tane efendim kanalı izliyorum. Maalesef ve maalesef efendim televizyon kanallarında Müslüman olarak, mümin bir kimse olarak çok güzel notlar alamıyorlar şeyler. Efendim yani edep bakımından, ahlak bakımından, iman bakımından, efendim görüntüleriyle, şeyleriyle müminim diyen efendim toplumların bile efendim yayınlarında çok veballer görüyoruz. İnşallah onlar da düzelir. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, yardımı üzerinize olsun. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat.